Şimdi daha öncesine bakıldığında Türkiye'nin desteklemiş olduğu ulusal mutabakat hükümetine bağlı güçlerin Sirte ve Cufra önlerine dayandığında onları durduran MiG-29'lardı. Yani Rusya'nın oraya göndermiş olduğu İran, Suriye ve Libya. Şimdi tabii Türkiye ile Rusya Libya üzerinde çok pazarlık yaptı. Ancak gerçek anlamda bir anlaşma şekillenmedi. Ve bir anlaşma şekillenmeyince de inisiyatifi bir şekilde özellikle Rusya ekseninde başka ülkeleri kaptırmakla ilgili bir fotoğraf ortaya çıktı. Yani şu an Libya ile ilgili konuşurken daha çok işte Amerika Birleşik Devletleri daha çok konuşuluyor. Onun işte hakemliği konuşuluyor. Mısır çok konuşuluyor. Birleşik Arap Emirlikleri konuşuluyor ve Fransa konuşuluyor. Bu noktada Türkiye ile Rusya'nın Libya konusunda ortak bir noktada buluşması ve beraber hareket etmeleri gelecekteki jeopolitik şekillenme açısından da büyük bir değer taşıyor. Bu anlamda yani bu konu ele alınacaksa iki bakanın yapacağı toplantıda bence son derece önemli bir başlık onlar açısından da. Ama bir diğer tarafıyla bir gerçek var. Yani Libya'daki gerginlik gün be gün artıyor. Böyle bir temel gerçek var ve Libya'da bundan sonra eğer bir çatışma kendisini gösterirse eskisi gibi çatışmalar olmayacağını da görüyor olmamız gerekiyor. Hatta şöyle bir cümle kurabiliriz. Çünkü buradaki bütün hesap Türkiye'nin Libya'dan çıkartılması üzerine kurgulanan bir hesap olduğu için Türkiye'de gerek milli onuru, gerekse Libya üzerinde yapmış olduğu inisiyatifler ve kazanımlar başta olmak üzere ona dair son derece güçlü bir mukavemet ortaya koyacaktır ve gerekirse yani iş oraya giderse açıkçası bu bir seferberliğe kadar gidebilecek bir riski bir hassasiyeti kendi içerisinde barındırıyor. Çünkü hani Ekim ayında bir anlaşma yapılmıştı. 5+5 demişlerdi. Askeri komiteler anlaşma yapmışlardı ve oradan işte neydi? İşte yabancı güçlerin oradan çıkartılması. Şimdi yabancı güçlerden kasıt proxy örgütlerdi. Yani oradaki paralı askerler Peki şunlar bunlar. şu anda bu Şimdi açıklamalarla beraber böyle bir risk söz konusu mu? Neden mesela Hafter böyle bir çıkış yaptı tam da bu noktada? yani Çünkü bir bir yandan şey, da şimdi hem şu var. ateşkes var hem siyasi süreç devam ediyordu. Yani onların niyeti şuydu, hani bu yapılan 5+5 anlaşmasına Türkiye'yi de işin içine katmak, yani Türkiye'yi Libya'dan çıkartmak. Ama bunun böyle olmayacağını Türkiye çok net olarak ifade etti. Çünkü sonuçta bu uluslararası hukuka uygunluğuyla da beraber kendisini gösteren bir fotoğraf. Orada paralı askerlerin çıkartılmasıyla ilgili bir mesele var. Ama onlar istediler ki bu paralı askerlerle beraber Türkiye oradan çıksın. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri medyasına baktığınız zaman, Mısır medyasına baktığınız zaman bu yapılan anlaşmayla beraber Türkiye'nin de oradan çıkmasını ısrarla ve ısrarla istiyorlar. Ama Türkiye orada bir paralı asker olarak bulunmuyor ki. Türkiye orada ulusal mutabakat hükümetiyle, yani Birleşmiş Milletler nezdinde meşru kabul edilen bir ülkeyle imzalamış olduğu uluslararası hukuka uygun anlaşmalar çerçevesinde orada askeri varlığını ortaya koyuyor. Bu askeri varlığı içerisinde işte bir takım kara üsleri, deniz üsleri vesaire. Şimdi böyle olunca bunları son derece hırçınlaştırmış durum. Ve istiyorlar ki Türkiye bir şekilde oradan çıksın ve bir diğer tarafıyla da son derece güçlü bir yığınak yaptılar. Son derece güçlü bir askeri, yani paralı asker sevkiyatı yaptılar. Şimdi bir diğer tarafıyla da şunun farkındalar. Yani temel maksat aslında sadece Libya üzerinden oynanmakta olan jeopolitik oyun değil. Akdeniz'in jeopolitiğinde son derece güçlü bir şekilde etkiliyor olması. Çünkü biz ulusal mutabakat hükümetiyle bir anlaşma imzalamış olmanın karşılığı bütün Doğu Akdeniz bloke olmuş durumda şu an. Yani Doğu Akdeniz'de istedikleri gibi at koşturamıyorlar. İstedikleri gibi işte o boru hattıyla ilgili konuları rahatlıkla konuşamıyorlar. E-Smet'le ilgili. Şimdi böyle olunca Yunanistan hatta öyle bir noktaya gelmiş durumda ki ulusal mutabakat hükümetine rağmen Hafter'i meşru bir unsur olarak kabul etme eğilimi içerisinde. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşmayı boşa düşürmek adına. Çünkü yani burada bu anlaşma, yani münhasır ekonomik bölgelerle ilgili anlaşma, bütün Yunanistan'ın ihtiraslarını, Yunanistan üzerinden oyun oynayan ülkelerin ihtiraslarına yani tam anlamıyla bloke etmiş durumda. Şu an orada hiçbir şey yapamıyor. Evet, biz de bir şey yapamıyoruz. Ama onlar da bir şey yapamıyorlar. Bu kilidi açmak için Libya üzerine ciddi anlamda bir oyun var. Yani Türkiye'de bunu görünce görmüş bir ülke olarak işte resmen benim yani tam anlamıyla bir askeri diplomatik çıkartma yaptı oraya. Yani Milli Savunma Bakanı,
Sayın Yaşar Güler Paşa'mız, diğer kuvvet komutanlarımızla beraber oraya bir çıkartma yaptı ve kararlılık mesajı verdi. Ve haftaya karşı verilen mesaj son derece net. Yani eğer Türkiye'ye bu mesajların ardından Soçi buluşmasından beklentiniz nedir Sayın Ağar? Yani burada bir kere şu var, yani hani söylememiz gerek. Oradaki Rusya'nın o eksen içerisinde yer almayıp Türkiye'de beraber hareket etmesi veya tarafsız kalması, orada olası mücadelenin veya olası caydırıcılık mücadelesinin en önemli parametrelerinden bir tanesi. Yani bir, en başta zaten onun için söyledim Nevra. Yani MiG-29'ların ortaya koymuş olduğu etkiyle beraber ulusal mutabakat hükümetinin ilerleyişi durdu. Durmasaydı belki Arap ilerleyişi şu an ulusal mutabakat hükümetinin elinde olacak. Yani son derece güçlü bir şekilde ivme kazanmıştı harekat, yapan harekat. Hafter'in adamları kaçıyordu ama MiG-29'ların ortaya çıkması ve orada ciddi hatır sayıda bir zayiata sebebiyet vermesiyle birlikte orada ulusal mutabakat hükümetinin yapmış olduğu harekat domino oldu, durdu. Hatta bir parça geriye gitti. Hı hı. Şimdi buradaki etkin unsur kimdi? Ruslardı. Yani hangi uçaklar? Hatta Amerika Birleşik Devletleri de o konuyla ilgili sayısız açıklama yaptı biliyorsunuz. Avrupa Kuvvetleri Komutanı, Afrika Kuvvetleri Komutanlığı üzerinden. Yani o MiG'ler oradaki savaşın seyrini değiştirdi. Çünkü üst katmandan müdahale edince alt katmanları baskı altına aldı. Ve böyle bir temel fotoğraf ortaya çıktı. Anlaşmaya çalıştık. Hatta biliyorsunuz, hatırlarsınız Moskova'dan geleceklerdi. İşte, ama alt yapı oluşturulamadığı için gelmediler. Oralarda kaldı, işte kızgın mesajlar verildi birbirlerine karşı. Ama şu an bir görüşme trafiği var. Nereye gider? Yani bu biliyorsunuz bir müzakere, bu bir pazarlık. Anlaşabilirlerse çok farklı bir Libya fotoğrafı çıkabilir. Çünkü Karabağ, şimdi öyle bir şey noktaya geldi Sayın ki. Sayın Ağar, burada bir virgül koyalım. Çünkü yani Doğu Akdeniz'deki kilidin kapısını Libya'da üzerinden açmak istiyorlar dedi Sayın Ağar, Metin Demir. Bu noktada da işte Libya ile yapılan ulusal mutabakat hükümeti ile yapılan bu anlaşmanın çerçevesinin önümüzdeki süreçte ne kadar devam edebileceği, Rusya'nın buradaki etkisi, işte Hafter'in ne kadar devrede olup olmayacağı, bunların hepsi konuşuluyor ama Libya üzerinden bu son gelişmelere dair sizin de değerlendirmenizi alalım. Abdullah da anlattı. Şimdi ben tabii burada bir süredir bakıyoruz Libya'ya. Libya'nın zaten bekleniyordu hareketleneceği de, işte o yavaş yavaş hepsinin sırası geliyor. Bir süre sonra da Suriye'yi göreceğiz. Onlar böyle dönerek belli aralıklarla geliyor. Aslında hepsi devam ediyor kendi içinde evinime ama bu devinim orada da şey oluyor. Zaman zaman ön plana çıkıyor bazılarında. Bir, Libya'da şimdi benim canımı sıkan bir süreden beri Sarac'ın durumuyla, yani Türkiye'nin anlaşma metni imzaladığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Sarac'ın ruh hali ve zikzaklarıyla karşısında yavaş yavaş güçlenen veya güçlendirilen Fethi Başağan'ın, ki Türkiye kökenli yanlış bilmiyorsam ailesi de, İçişleri Bakanı olarak karşısına rakip olarak çıkarılması, yani içeride bir böl yönet tarzı, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin istikrarıyla oynanması tarzı bir taktik uygulanıyor. Bunu artık Rusya mı motive ediyor, Fransa mı motive ediyor, Yunanistan mı ediyor, bunların hepsi birden mi ediyor? Bunun çeşitli endikasyonları var. İkincisi, bir de orada Merkez Bankası Başkanı da önemli adam, onunla ilgili de bir sorun var. İkincisi, şimdi Türkiye'nin yanlışsa lütfen Abdullah Arda düzeltsin. Türkiye'nin galiba biri ana üs, biri tali gibi toplam 7-8'de koordinasyon merkezi var Libya içinde. Son zamanlarda mesela Kaddafi'nin oğlu da dahil olmak üzere uluslararası yazı haberlere falan baktığınızda çeşitli aktörleri hazırlıyorlar. Yani mesela orada Hafter'e olan falan sevgileri değil. Oradaki kabilelerle, mesela Kaddafi kabilesi var, Kaddafi'nin ailesinin. Ve burada yani çok güçlü 10, yani ama 30 dikkate alınacak ya da ama onun haricinde çok daha sayısı fazlalaştırabilecek kabileler de var. Ve bu kabileler aslında, hani biz şey sanıyoruz, Sarac burada, Hafter burada. İçeride sürekli dengeleri değiştiren ve güç oyunlarında kendi menfaatlerine göre yalpalayıp çeşitli rüzgarlara göre yönünü değiştiren kabileler de var. Bu kabileleri de Türkiye tabii dikkate alarak politikalarını belirliyor. Bunların nasıl bir yol izleyeceği? Yani ben Hafter'in mesela şimdi Cenevre'de yürütülen bir süreç var. Tunus'ta yürütülen bir süreç var. Almanya'nın yukarıdan kontrol etmeye çalıştığı bir süreç var. Ama öte yandan Rusya'nın iki tane üst talebi var. Şu an Misrata galiba Saraç'ın tarafında ama Cufra ile Sirte Hafter tarafında. Yani harita olsa aslında daha net de anlatabiliriz ama bakıldığında hala orada bir istikrarsızlık var. Çünkü bir ara yakalanan bir rüzgar vardı.
Türkiye'nin de desteğiyle, İHA'ların da desteğiyle iyi gidiliyordu. Ama bir anda işte barış başlasın, iki taraf bir araya gelsin, şudur budur falan filan denilerek bu harekatın, Türkiye'nin de destekli harekatın hızı kesildi. Motivasyonu düşürüldü. Ve şimdi görüşme falan diyerek yeni oyunlar hazırlandı. Bir hatırlıyor musunuz? Saraç kafası karıştı. Ben çok yoruldum, işi bırakayım dedi. Ya vatanının en ya kritik zamanında. Barış anlaşması yapmak için gidildi. Moskova'nın da garantörlüğünde galiba, değil mi? Arabuluculuğunda basıp gittiler yani, masadan kalktılar. O Hafter'di ama Saraç, bizim yani tarafımızdaki Saraç bir gün geldi, dedi ki ben bırakacağım dedi. Ya vatanın en kritik zamanında yoruldum falan denir mi? Ya da bu yeni ekibe bırakacağım. Şimdi tekrar onu Türkiye bir telkin etti. Ama bu sırada karşısına başka biri çıktı. Bir başka isim daha var. Dışarıdan başka isimleri hazırlıyorlar. Yani aslında sahadaki Batı Türkiye'nin askeri harekat kabiliyetini, Türkiye'nin desteklediği grubun içindeki karışıklıkları ve ikilikleri çok iyi sömürerek ve istismar ederek farklı bir noktaya çekti oyunu. Ben öyle bir şey görüyorum. Bilmiyorum, Abdullah katılır mı? Peki. Şimdi tabii Fethi Saraç'la ilgili Meta önemli bir açıklama yaptı. Estağfurullah. Şimdi Savaş bir asker değil veya bir diplomat değil. Aynen. Veya bir devlet adamı değil. Bir avukat. Şimdi bir şekilde koşullar onu oraya sürükledi ve ortaya koymuş olduğu yaklaşımlarla beraber Türkiye ile beraber bir birliklik üretti. Ama yaşanan savaşın hırpalayıcı etkisi onun üzerinde etkisini gösterdi ve o etkiyle beraber zaman içerisinde bu şekilde hani ayrılmakla ilgili bir takım temayüller ortaya koydu. Tabii bu noktada ortaya koymuş olduğu üslup, yani yaklaşım Türkiye ile bir eş güdüm hareketi beraberine getirmiş olduğu için Türkiye onu hiçbir zaman kaybetmek istemedi. Bir alternatif olarak, temel bir kişi olarak. Ama bir diğer tarafıyla da en önemli konulardan bir tanesi aslında Metehan söyledi. İç kırılganlık var. Şimdi bu iç kırılganlık tespit edildiğinden beri, yani hatırlarsınız işte Fethi Başak'a ait olan bir takım hani aşiret yapısı, işte güç odakları, ona bağlı unsurlar Fethi Başak'ın görevden alınmasıyla birlikte sokaklara dökülmüştü. Ve bir kendi içinde, iç savaşın içinde bir başka iç savaşın ortaya çıkması dair bir risk üretmişti. Türkiye o zaman müdahale etti, bunu engelledi ama bu kırılganlığı gören Batı dünyası ve Arap dünyası bunu sürekli kaşıdılar. Yani sürekli bu konuyla ilgili, yani ulusal mutabakat hükümeti içerisinde bir istikrarsızlık üretmek adına sürekli başta bu mesele olmak üzere diğer aşiretleri kendi menfaatleri olsun kullanmaya çalıştılar. Şimdi bu tabii bir güç meselesi olduğu için Nera temelde. Yani sonuçta burada herkes gelecek neredeyse oraya doğru evrilmesiyle ilgili bir temel fotoğraf var. Buna dair elde edilen bir denge var. Yani Yunanistan kadar bir kara alanı yapılan operasyonla birlikte ele geçirilmiş durumda. Şimdi bunu tersine çevirmeye dair bir hamleyle veya hamleler zincirle karşı karşıyayız. Arkasında kim var? Arkasında açıkçası hani herkes tabii kendi payını almaya çalışıyor ama bu ihtirazın arkasında bana sorarsanız Yunanistan var, Fransa var, Birleşik Arap Emirlikleri var ve Birleşik Arap Emirlikleri nasıl Suudi Arabistan. Doğru. Şimdi bu kavga bitmiş değil. Bu kavgayı ne bitirecek? Yani inşallah oraya gitmez ama açıkçası Libya'da savaşarak alınacak netice daha alınmış değil. Ve buna dair bir arayış var. Kimde var? Hafter'de var. Çünkü Hafter'in belli ki fonlamasını verdiler, gazını verdiler, parasını verdiler ve dolduruşa getirdiler. Ve Hafter saldırmaya başladılar. Yani bir hata yaparsa, çünkü burada direkt Türkiye'ye hedef aldı. Yani çünkü onun şeyi belli, niyet ve maksadı belli. Yani Haftar üzerinden, Türkiye üzerine oynanan bir oyun var. Çünkü oradaki ulusal mutabakat hükümeti ekseninde var olan yabancı savaşçıları da radikal olarak tanımlayan bir anlayış var, bir yaklaşım var. Bu yaklaşım bunu uluslararası diplomaside ve kamuoyunda da kamu diplomasi olarak uyguluyor, kullanıyor. Yani bir niyetleri var ve bu niyet bir niyet değil. Türkiye bunu görüyor. Ve buna dair de bir Türkiye irade ve kararlılık mesajı veriyor. Bu mesajı sadece vermiyor. Bununla ilgili Türkiye'nin de yığına. Yani hani bunu söylememiz gerekiyor. Yani Türkiye fotoğrafı görmüş bir ülke olarak karşı karşıya kalınabilecek listelere yönelik almış olduğu tedbirler var. Yani Sayın Ağar çok kısa şu anda Türkiye'nin öyleyse yani bulunduğu pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne yapması lazım noktasında da bir değerlendirmenizi alalım, ardından yani bu soruya geçelim. Şöyle bir cümle kurayım Nevra. Yani namlular bir patlarsa patlayan namluyla kalmazmış. Gerçekten çünkü bir anda
büyük bir savaşla, büyük bir konvansiyonel savaşla karşı karşıya kalabiliriz diye. Allah korusun. Yani orada gezdiğini görüyorum. Yani o derece riskli. Bir diğer tarafıyla sadece kendi hatlarından bastırmıyorlar. İçten de istikrarsızlık üretmeye çalışıyorlar. Bu da gerginliği arttırıyor. Şimdi bir diğer tarafıyla da ağızlarına dolamış oldukları çok şey var. İşte bizden sonra Mısır heyete gidiyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni kendi içinden baskı altına almaya çalışıyor. Türkiye'yi kesinlikle orada kabul etmiyoruz diyor. Türk unsurlarını kabul etmiyoruz diyor. Türkiye ile beraber gelen yabancı savaşçıları kesinlikle kabul. Bir sürü oyun oynanıyor şu an Libya'da. Çünkü Libya son derece önemli bir ülke. Hem Akdeniz için, yani biraz önce söylediniz. Rusya ne istiyor oradan? Mısır adına 3 istiyor. Niye istiyor? Doğu Akdeniz'le ilgili olduğu için. Rus gölü yapacaklar. Onun aklının üzerine bir hesap var. Tabii tabii. Yani o da kendi oyununu oynuyor. Yani bu açılardan bakıldığında açıkçası Libya işi son derece kritik bir noktada ve yani şu andaki barışla çözülmesi umut edilmişti. Türkiye şunu umut etmişti. Demişti ki yani kabile devleti düşmanlık daha büyümesin, derinleşmesin, iç savaş ülkeyi tamamıyla parçalamasın. Çünkü birbirlerini öldürüyorlar sonuçta. Bunun sonuçları var. Bu noktada savaş burada dursun, barış üzerinden, siyaset üzerinden bu meseleyi çözelim. Türkiye bu noktada çok eğilim üretti ama peki. Yanaşmıyorlar şu an. Yani peki. Böyle bir temel gerçek var. Hı hı. Bu da çok son derece riskli görüyorum. Evet, birçok aktörün